Evet efendim, herkese sevgiler saygılar. Sizlere bu hafta Samsun'a bağlı Alaçam ilçesine sesleniyoruz. Şu anda 6.sı düzenlenen Şirinköy Dürtmen Yayla Şenlikleri'ndeyiz. Yanımızda yine geçen sene olduğu gibi Seyit Ali muhtarımızla beraberiz. Evet muhtarım, hayırlı olsun, 6.sını düzenliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun, teşekkür ederim. 6.sını düzenlemekte olduğumuz güreşlerimizi halkımızın ve dıştaki olan iş adamlarımızın sayelerinde burayı düzenlemeye çalışıyoruz ve yayla turizmi haline getirmek için uğraşıyoruz ve belediyemizden, bütün iş adamlarımızdan bizlere yardımcı olmalarını, daha biraz daha yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Biraz daha farklı olmaları için hepsinden yardım bekliyoruz. Evet. Hepsini buralara çekmeye çalışıyoruz. Bunu 6. sene yapmaktayım ben. Mücadele ederek buralara kadar getirdik. Burayı bir oturtturduk. Ama daha ilerisine, daha farklı şekilde bütün halkımızla, insanlarımızla, iş adamlarımızla daha değişik yapmayı düşünüyoruz. Biraz daha ileri yürümeyi düşünüyoruz. Evet. Allah izin verirse, ömrümüz olursa. Biraz şöyle Şirinköy'den bahsedelim. Köyümüz çok eskiye dayalı, çok kalabalık bir hane olduğu idi. Ama şu anda göç vermeden dolayı biraz köyümüzde azalma var. Bir zaman geldi gitti ama şu anda şükür olsun biraz dönüşlerimiz yaylalarımıza, köylerimize dönüşler geri başladı. Yavaş yavaş, hani inşallah daha fazlasını olmasını bekliyoruz. Buram 6. senesi yaptığımız güreşlerimiz için de belediyemizden güreş alanımız için bize biraz daha farklı yardım yapmalarını, Büyükşehir Belediye'mizden ve Spor Bakanımızdan bizlere yardım ellerini uzatmalarını bekliyoruz. Evet. Bunlardan yardım göremedik, görmelerini istiyoruz. Evet. Görmemizi istiyoruz. Bir de tam böyle şenlik başlamadan biz de bir sohbet yapalım. Çünkü gelen giden misafirimiz çok olacak. Evet. İsterseniz biraz da böyle yöntemdeki arkadaşlarla bir sohbet yapalım. Evet. Evet. Evet abi, sizi de tanıyalım. Evet. Ben Şirinköy Muhtarı'nın kardeşi Yaşar Ceylan. 6.sını düzenlediğimiz Güleş Festivali'mize hoş geldiniz ve şeref verdiniz. Evet abi, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Sizleri bir tanıyalım. Ben Adem Sağlam. Köyümüzün muhtarı Seyit Ali Ceylan'la bu güreşleri yapıyoruz 6. senesi. Bu güzel memleketimize hoş geldin diyoruz. Hepinize ayrı ayrı mübarek bayramımız da kutlu olsun diyoruz. Bu köylerimiz güzel, bırakmak yazık yani, kimse bu köyde gitmesin bu köylerden. Gidenler de gelsinler, görsünler bu güzellikleri. Ne diyelim başka yani? Evet abi, teşekkür ediyorum yine. Geri ben teşekkür ederim. Evet kardeşim, seni dinleyelim. İyi günler. Ben Şirinköy Mahalle İmamı Ünal Büyük. Öncelikle hepiniz köyümüze hoş geldiniz. Öncelikle bayramınız da mübarek olsun inşallah. Bu 6.sını düzenlediğimiz yayla şenlikleri gerçekten civar mahalleler için çok önemli, çok güzel bir organizasyon. Köylüleri bir araya toplayabilmek açısından, muhabbet açısından, hem de bayramlaşmak için güzel bir alan. Köyümüze hepiniz hoş geldiniz. Evet efendim, yine burada geçen sene de olduğu gibi yine bu işin emektarlarından abimizle beraberiz. Evet. Ethem Mansur, bu köyün çocuğuyum, bu köyde doğup büyüdüm. Muhtarımız Seyit Ali Ceylan bizleri her sene burada güreş yapacağı zaman arıyor, bizden yardım istiyor. Biz de elimizden geldiğince doğup büyümüş olduğumuz bu topraklara elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz kendilerine. Muhtarımızı tebrik ediyoruz. Güzel bir şeyler yapıyor. Bölgenin tanıtımı için, köyümüzün tanıtımı için yayla turizmini tanıtmaya çalışıyor. Katılımcılara burada güzel bir gün geçireceğini ümit ediyorum. Tabii ki bu da sizlerin de sayesinde, sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah, bu konuda biraz tecrübeli olduğumuz için muhtar bizi bırakmıyor. Yani Alaçamlar Derneği'nde de biz bu işi 16 senedir Alaçamlar Derneği'nde de bu işi yürütüyoruz. Aynı zamanda Alaçamlar Derneği'nin kurucu üyesiyim. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Yani bu işler zor. Evet. Emek işi, yürek işi, sevda işi. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Katılımcılara da güzel bir gün geçireceğini ümit ediyorum. Teşekkür sağ olun, varım. Çok sağ olun. Evet abi, seni bir tanıyalım. Ben Deniz Ahmet Türken, çocukluk yılları burada geçen birisiyim. Şu anda emekli oldum, geri dönüş yaptım. Ben de ne diyeyim, güzel bir şenlik. Yani bizim buralarımızın Rize'den, Trabzon'dan artısı var, eksisi yok. Buralara da gelip görmelerini istiyorum vatandaşlarımızın. Hani bu yaylaları, bu güzel yerleri.
daha iyilerini yapmasını istiyoruz işte herkesin destekleriyle. Evet. Evet, ben kolay gelsin diyorum muhtarım. Sizi sağ olun, ben çok teşekkür ederim. Yani burada Allah ekrandakileri olsun. De bu güzel görüntüyle baş başa bırakalım bir. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Misafirler, kıymetli Alaçamlar, şu anda Lütmen Er Meydanı'na teşvik eden sporcu dostu, çalışkan insan, Alaçam Belediye Başkanımız Hadi Uyar Başkan'ın teşvik etler, kendine hoş geldiniz, sefalar getiriyoruz. Bir alkış yapar mısınız? Saygılar, sevgiler. Evet başkanım, görüşürüz alalım. Geçen sene beraberdik yine. Bu sene buradayız. Memnuniyetle. Şunu belirtmek istiyorum. İşte Alaçam Belediye'mizin de sosyal ve kültürel çalışmalar arasında bulunarak katkıda bulunduğu Çeninköy muhtarımızın ve çevre mahalle muhtarlıklarımızın katılımıyla gerçekleşen, altıncısı düzenlenen bu etkinliğin böyle güzel bir günde halkın yüksek bir oranda katılımıyla olmasından dolayı taşıdığımız memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ata sporumuz olan güreşi burada amatörce çok güzel bir şekilde sergiliyorlar. Spor konusunda gerekli desteği veriyorlar. Allah razı olsun diyorum. Bunlarla birlikte sivil toplum kuruluşlarımız İstanbul, Bafra kaynaklı büyük çapta esnafımız katkıda bulunuyor. Katkıda bulunan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bu geleneğin yıllarca sürmesi gerekiyor. Alaçam'ın her ne kadar deniz kenarı bir ilçe olmasıyla birlikte yaylasının görülmesi açısından da önem taşıyan yaklaşık şu anda 1500 rakım civarında bir mesafedeyiz. Güzel bir gün, oksijeni bol, malum Alaçam'ı kuzu etinin lezzetinin paylaşıldığı evet, bir günde halkımız da güzel bir gün geçiriyor. Bugün buraya Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Dursun Uğuz'la birlikte geldik. Yoğun bir bugün ziyaret ve temsil programları var. Bu çerçevede birazdan buradan ayrılacağız. Sporcularımıza centilmence yapacakları müsabaka dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şirinköylüler, aslı nesli Şirinköylü, İstanbul'da iş adamı, müteahhit, sizlerin bu beraberliğini sağlayan, bu güneşlerin olmasına sebep olan, sizlerin canlı gününden saygı, sevgi ve selamlar ve bayramını kutluyorlar. Evet efendim, şu anda şenlik alanındayız. Sohbetlerimiz devam ediyor. Şu anda yanımızda geçen senenin güreş ağası Zeki Sağlam abimizle beraberiz. Evet Zeki abi, hoş geldin yine tekrardan. Hoş bulduk. Geçen sene de beraberdik abi, evet. Bu sene de beraberiz. İşte. Geçen sene ağlığı aldınız. Evet. İsterseniz bir geçen seneden bugüne bir değerlendirelim. Neler yaptık, neler yapıyoruz? Biraz kendimizi tanıtalım. İstanbul'da çalışıyorum. İstanbul'da tersanede çalışıyoruz. 22 yaşında buradan ayrıldım. Buralarda hayvan güttüm, koyun güttüm. Ama ailemden beni terbiyeli ve ahlaklı yetiştirdiği için
Her şeyden önce teşekkür ediyorum aileme. Onlara gittik, kendimizi bozmadık. Kazandık. Allah'ımıza şükürler olsun, hamdolsun. Bugünlere geldik. Evet, abi maşallah. Yani gurur verici bir olay. Geliyorsun, kendi memleketine sahip çıkıyorsun. Bu gibi etkinliklerde de katkıda bulunuyorsun. Biraz şöyle köyümüzle ilgili bahsedelim istersen. Yılda her zaman geliyor musunuz yoksa bayramdan? Ben memleketimi seviyorum. Memleketime sık sık geliyorum. Bir iki ayda bir geliyorum. Memleketimi ziyaret ediyorum. Bu memleket çok güzel bir memleket. İnsanlar çok güler yüzlü bir insanlar. Yani evet, bir şey diyeceğim. Abi. Evet. Peki bu sene ağalık yine herhalde niyetimiz var. Ağalık niyetimiz var, Allah'a şükürler olsun. İnşallah. Buradan neler söylemek istersin? Şirin köylülere, Alaçamlılara, gurbetteki hemşerilerimize. Gurbetteki hemşerilerime öncelikle buraya gelenlere hoş geldin diyorum. Sefalar getirdi diyorum. Selamlar sunuyorum burada. Evet abi, inşallah ağalık töreninden sonra yine bir röportajımız olur. Oradan da yine temennilerde bulunursunuz efendim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet efendim, şenlik alanındayız. Çekimlerimiz devam ediyor. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senin rızan olarak buraya toplandık, huzuruna geldik, ellerimizi açtık, yüzümüzü sana çevirdik. Boynumuzu bürtük, seni Rahman ve Rahim olarak bildik. Rahman ve Rahim sıfatlarınla bizlere merhamet eyle. Okumuş olduğumuz acizane Kur'an-ı Kerim'i dergahında kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Selam olsun beni doğuran anama, selam olsun beni yetiştiren dadıma. Ben de bugün konuşacağım Şirinköy muhtarımız Sayın Seyit Ali Ceylan adına. Vatanımıza, milletimize, devletimize, birliğimize, dinliğimize göz dikenleri haşlarız. Hakkın inayetiyle emuzu besmeleyle güreşlere başlarız. Allah Allah illallah Muhammedun Resulullah. Alkışta ve diyelim maşallah. Evet efendim, şu anda Şirinköy'deyiz. Güzel bir şenlikteyiz. Devam ediyor şenliğimiz. Yine bu köyün yetiştirmiş olduğu bir iş adamlarından Bayram Mansur abimizle beraberiz. Evet Bayram abi, iki sene ağalık yaptık. Geçen sene devrettik. Yine köyümüzdeyiz, şenlikteyiz. Bayram birinci günde köyümüzdeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, iki sene buranın ağalığını aldım. İki sene ağalık programının yürümesine vesile oldum. Yine elimizden gelen desteği yapıyoruz. Her sene burada program oldukça desteğimizi sürdüreceğiz. Her sene burada bulunmaya çalışacağız. Protokol arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Ekibinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi bayramlar diliyorum. Evet. Fazla uzatmıyorum. Evet Bayram Bey, biz sizi böyle yakalamışken tanımış bir simasınız. Gurbettesiniz, iş adamısınız, müteahhit yapıyorsunuz. Evet. Biraz isterseniz kendinizle ilgili biraz konuşalım. Çerkezköy Kapaklı'da emlak inşaat işi yapıyorum. Elimizden geldiğince köylülerimize, vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Dürüst bir ticaret yapıyoruz. Köyden gittik. Kaç yılında çıktık? Biraz buradan bahsedelim. 99'da çıktık. Şu ana kadar müteahhitlik seviyesine geldik. Sıfırla gittik köyden. Allah'a şükürler olsun ki. Şu anda müteahhitlik yapıyoruz. Bir 4 sene, 5 sene yaklaşık emlak inşaat işi yapıyoruz. Şimdi gördüğüm kadarıyla Şirinköy ve çevre köylerden epey bir göç var. Epey de iş adamı var. Peki köyümüzle ilgili bir projemiz var mı? Köyümüzle ilgili projelerimiz var ama henüz daha hayata geçirmiş değiliz. Sayın Muhtarımız Seyit Ali Ceylan'la görüşüyoruz.
yetkili kişilerle görüşüyoruz. Belediye başkanımızla. Şu anda ev yazlık evlerimiz çok mevcut. Bizim köyümüzde çok mevcut şu anda. Bizzat kendim bir tarla aldım. Yeri olmayanlara parsel yaptım. Evet. Öyle bir yardımcı da olduk yani köyümüzde. Ya şimdi siz Trakya'da yaşıyorsunuz. Evet. Meşhur Trakya'nın kuzusu meşhur derler ama şimdi bizim de buranın Alaşam'ın buranın tadı bir başka. Evet. Buranın tadı bir başka tabii ki. Yani burada hayvancılıkla ilgili bir yatırımlar olabilir anlamında söylüyorum ama. Emekli olunca öyle bir düşüncem var. Evet. Emekli olunca düşüncem var. Böyle zevk yani böyle zevk için böyle bir 300-400 geçi alıp böyle geçi yapıp merakım var öyle bir çoban tutup. Öyle bir yapmak istiyorum diye yani merak yani. Evet. Bir hobi ama yine hobi ama ticareti de olacak. Tabii. Devlet çalışmış olur hem. Devlet desteği zaten var zaten. Devlet destek veriyor böyle bir ticarete. Yani böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz inşallah. Evet. Bayram Bey buradan son olarak Şirinköylülere, Alaşamlılara, gurbetteki hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz? Valla köy civar köylere herkese çok selam ediyorum. Yani Allah razı olsun diyorum. Herkes bizim gibi iyi yürekli olursa köyleri böyle gelip sahip çıkarsa bu programlar daha bir iyi bir üst seviyeye geleceğini düşünüyorum. Evet Bayram Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah. Alkışlar edelim maşallah. Allah devam etsin. Küçük orta büyük orta çok acılar meydanına. Davullar. Onun için bunu ancak kaldırsa sağlam demircilik, taşımacılık, inşaat, limite şirket sahibi, aslı, nesli, Şirinköy'ü an, güreş ağımız, Zeki Sağlam ağırla birlikte o geri kaldırmada tek başa dedi. Ben de ablama inanıyorum. Ablam doğru söyler. Onunla birlikte diyor. Onurumuz, gururumuz, aslı, nesli, Alaşam olan. Bizim iftarımız, Danıştay'ımız Osman Tural Bey'le birlikte o kanunun önünü çözer, evliliğe ağırlık önünü çözer. Bu çeşit bu kanalarda yapalım. Ablamın ne demişse doğrudur. Diğer dışarıdır mıyız? Evet, sayın ağamla birlikte Danıştay'ımız Sayın Osman Tural Bey'i şöyle bir çağıralım. Şimdi sayın ağam bu biraz... biraz bir incitme sıkıntısı var burada, bel fıtığı sıkıntısı var. Allah korusun, onun için. Abla ne diyorsun, böyle bir ihtimal var mı? Bel fıtığı olma ihtimali tek başa kaldırırsa. Bilmem diyor, bilmem. Doğru diyor. Evet. Değerli misafirler, saygı, değer. Şirin, köy ve çevre köylerin güzel insanları. Danışerlerimiz, onurumuz, gururumuz, Osman Tuğalan öyle bir yavruk yaptı ki, aha da bir ağamız şimdi kalktı. Abla şimdi ne kadar kaldı? Afiyet olsun. Allah eline sağlık, güleğine sağlık, Allah razı olsun senlerle. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun inşallah. Şifa olsun inşallah. Evet. İtikarda görünüyor ha. Sağ ol, eline sağlık ha. Evet, sağ olun. Teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Osman Bey'e. Teşekkür ediyoruz. Maşallah bayramın ilk günü olmasına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren civar köylerden herkes buraya doluşmuş. Bayramı ikinci bir bayram şeklinde dönüştürerek kutluyorlar. Başta Seyit Ali kardeşim muhtar olmak üzere bu işte emeği geçen ağamıza ve diğer herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Evet efendim sizi böyle yakalamışken şu anda Alaşam'la ilgili epey bir gündemde olan projeler var. Biz de Toprak TV olarak burada Alaşam'la ilgili, Alaşam peyniriyle ilgili bir çalışmalarımız var. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Valla Alaşam peyniri nevi şahsın emin hasır bir ürün. Dolayısıyla bunun tanıtılmasında yarar var. Eğer böyle bir şey gerçekleştirebilir ve bunun pazarlaması sağlanırsa
güzel olur. Gerçi Alaçam peyniri kendi kendini pazarlıyor. Çarşamba günleri Alaçam'a vardığınızda veya kaliteli peyniri yapanlara sorduğunuzda peyniri sıraya girilmiş, bitmiş oluyor zaten. Ama bunu bir şekilde tanıtıma dönüştürüp Alaçam'ın ve peynirin adını bir arada marka haline dönüştürebilirsek çok güzel olur. Evet. Bu konuda yaptığınız çalışmalar için de teşekkür ediyoruz size. Efendim, buradan son olarak Alaçam ve bölge halkına neler söylemek istersiniz? Vallahi bu geleneksel atasporumuz güreşe ve bu tür şenliklere katılmak suretiyle, destek vermek suretiyle sahip çıkılmasında fayda var. Ben olabildiğince buralarda yer aldığımda, hatta Ankara'dan da gelip katıldığım bu tür şenlikler oluyor. Devam ettirmemizde fayda var. Devam ettirelim. Geleneği yaşatabilmek, geleneklerimize bağlı olarak yaşayabilmek geleceğimizin de teminatı. Pehlivan, sen zümrütler içinde parlayan bir nursun. Pehlivan, sen Türk'ün dünyadaki onuru, gururusun. Pehlivan, sen Türkmen, er meydanında kıran kırana güreş yapın. Kazanız mübarek olsun. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Alkışa diyelim maşallah. Allah derman versin. Murat kardeşimle beraberiz. Kendisi güreşçi ayrıyetten de. Evet Murat'cığım, geçen sene de beraberdik. Bu sene de beraberiz. Yine güzel bir organize. Mikrofon sende, öyle diyelim. Şimdi Bünyamin abi, bu yıl biliyorsunuz 6.sını yapıyoruz şenliklerimizin. Yani bizim amacımız öncelikle insanlarımızın bir arada olmasını istiyoruz. Yani halkımızın bir arada olmasını istiyoruz. Biliyorsunuz yani toplumumuz, devletimiz zor bir dönemden geçti. Geçtiğimiz yıllarda da bazı sıkıntılar yaşadık ülke adına. Yani bunlar bizi üzüyor. Biz istiyoruz ki el ele olalım, beraber olalım, diri olalım, güçlü olalım. Öncelikle amacımız bu. Evet. Buradaki amacımız bu. Gördüğünüz gibi yani halkımızda yoğun bir rehabet gösterdi bugün, sağ olsunlar. Bayramın birinci günü olmasına rağmen insanlar bayramlaşıp buraya geldi. Biz de çok mutlu olduk tabii ki. Yani güreşçilerimiz yine aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden güreşçilerimiz burada. Amasya'dan, Tokat'tan, Antalya'dan, Ankara'dan birçok güreşçimiz yine bugün burada. Baş ve başaltı pehlivanlarımız da dahil olmak üzere. Yani biz de böyle olduğu zaman tabii ki mutlu oluyoruz. Yani inşallah yıllar sonra, yıllar geçtikçe bu işi büyütüp daha büyük işleri imza atmak istiyoruz. Yani evet. Kendimiz, emelimiz, amacımız o. Yani şimdi şunu görüyorum. Geçen sene nazaran bu sene biraz daha kalabalık, daha da böyle bir profesyonelleşmeye gidiyoruz yavaş yavaş. Bunu görüyorum. Yani inşallah dediğim gibi el birliği olduktan sonra her şeyi çözeceğimize inanıyoruz. Evet, kardeşim buradan son olarak Şirin köylere ve hemşehrilerinize neler söylemek istersin? Ya şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizim kendi köyümüzün insanına da öncelikle. Hani görüyorsunuz dışarıdan gelen ağamız Zeki Sağlam Bey. Geçen yıl ağalığı aldı. Sağ olsun. Aynı zamanda bizim de akrabamız olur kendisi. Müteahhit iş adamımız. İlerleyen yıllarda yani çok yakın zamanda bu işi daha da büyütüp yani Türkiye'ye yayacağımıza inanıyorum. İnşallah. Köyümüzün de bir arada olmasını temenni ediyorum her zaman. Yani bazı tatsızlıklar oluşuyor tabii ister istemez. Yani buradan mesajım her zaman birlik olalım. Yani birbirimize yardımcı olalım. Birbirimizi sevelim. İnşallah böyle oldukça bizi kimse yıkamaz inşallah. Böyle bunu söylemek istiyorum, evet, sizin aracılığınızla. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.